Merhabalar. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere bir bebek battaniyesi yapacağız. Bunun için elimde Jungans Wolle'nin 6 numaralı şişe uygun yünü var. Herhangi bir markada seçebilirsiniz. Bunun yanında 6 milimetrelik bir tığım var, bir de makasım var. Şimdi yünü açarak başlayalım. Burada önemli olan büyüklüğüne siz karar verebilirsiniz ne kadar büyük yapmak istediğinize. Ben bayağı büyük bir battaniye yapacağım. Sadece bebek için değil çocuk için de uygun olmasını istediğim için. Burada önemli olan 8 ve 8'in katları artı 7 olması lazım. Yani ben şimdi 8'in katı olan 160 zincir çekerek başlayacağım. 160 artı 7. 167 zincir çekeceğim. Siz yani atıyorum daha küçük yarısı küçüklüğünde bir şey yapmak istiyorsanız 8'in katı olan 80 artı 7 yani 87 zincirle başlamanız gerekiyor. Ben şimdi önce bir düğüm atarak başlayacağım. Evet, düğümümü sıkı bir şekilde attım. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. Bayağı büyük olacağı için zincirimiz bayağı uzun sürecek. O yüzden hepsini filme çekmeyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde ben tam 167 tane zincir çekeceğim. Bittiği zaman görüşüyoruz. Ben şimdi 167 tane zincir çektim. Şimdi modelimizi yapmaya başlayalım. Burada önemli olan birinci ve ikinci zinciri atlıyorum. Buradan üçüncü zincire ikili trabzan yapıyorum. Buradan iki tane alıyorum, bırakıyorum, çekiyorum, ikinciyi alıyorum. Evet, şimdi ilk sıra çok kolay çünkü ikili trabzanı bundan sonra ilk zincir atladıktan sonra bir tane yaptık. Atladığımız zaten burada bir tane oluşturdu. Şimdi geliyoruz bir sonrakine. İpi alıyorum, önümdeki boşluğa geliyorum, ipi çekiyorum. Burada üç tane kaldı. İlk ikisinden geçiriyorum. Son ikisinden geçiriyorum. Bunu bütün yol boyunca yapacağım. Tekrardan yünümü alıyorum. Üçgenime geliyorum. İpi çekiyorum. İlk önce ilk ikisinden sonra son ikisinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oluşacak. Ve bütün sıra boyunca bunu yapacağım. Tekrardan göstereyim. İpi alıyorum. Boşluktan geçiriyorum. Böylece 3 ipim oluyor. Buradan önce ilk ikisini, sonra son ikisinden geçiriyorum. Tekrardan yapalım. Üçgene geliyorum. İpi çekiyorum. Önce ilk ikisinden, sonra son ikisinden geçiriyorum. Tekrardan. İpimi alıyorum. İlk ikisinden, son ikisinden geçiriyorum. Bu modeli ben bütün yol boyunca yapacağım. Burada videoyu durdurursanız siz de bütün yolu yaptıktan sonra videoya başladığınızda ben bütün yolu bitirmiş olacağım sizinle birlikte. Görüşürüz. Şimdi ben ilk sırayı bitirdim. İlk dizeyi. Şöyle görünüyor. Hepsi ikili trabzan gördüğünüz gibi. En sona geldim. En sonda böyle bir bitişimiz oluyor. Normal sonuncu sıradayız. Bundan sonra iki zincir çekiyorum. Bir, iki. Ve işimi döndürüyorum. Şimdi diğer sıra yapacağız. Burada tabii daha farklı bir şey gelecek. Burada yine ikili trabzan modeli yapacağız ama daha farklı bir yerden yapacağız. Bu ilkini atlıyorum. İpimi alıyorum. Şuradaki boşluğa gireceğim. Buradaki boşluğa giriyorum. Bunu öne alarak
İpimi tekrar alıyorum. Buradan geçiriyorum. 3 tane kaldı. Şimdi ilk ikisinden geçiriyorum. Son ikisinden geçiriyorum. Her zaman yaptığım gibi. Ne oldu? Bu ilk yaptığım iş öne çıkmış oldu. Amacımız bundan 4 tane daha, 3 tane daha yapmak. Toplam 4 olacak. İpimi alıyorum. Şu ikinci gördüğümüz şeyi öne çıkarmak amacım. Buradan girip bunu öne çıkarıyorum. İpimi alıyorum. Arkasından geçiriyorum. İpimi alıyorum. İlk ikisinden geçiriyorum. İpimi alıyorum. Son ikisinden geçiriyorum. Şimdi üçüncüye geldi sıra. İpimi alıyorum. Şimdi buraya geleceğim. Tekrar buradan girip İpimi öne geçiriyorum. İşimin arkasından giriyorum. İlk ikisinden son ikisinden geçiriyorum. Şimdi sonuncuyu yapalım. Dördüncüyü alıyorum. İyice görün diye şöyle göstereyim tekrardan. Buradan girip bu ilk yaptığım iki trabzanın alt sıradakini öne çıkarıyorum. Yani arkasına ipi geçirdiğimde o otomatik olarak öne çıkmış oluyor. Şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Evet. Şimdi bu 4 tane bundan yapmış oldum. Ne oldu? Gördüğünüz gibi bunlar normal ikili trabzan olarak görünürken bunlar daha böyle pofidik bir şekilde öne çıkmış oldular. Şimdi amacımız bundan sonraki dörtlüyü geriye ittirmek olacak. Bunu da ipi alıyorum. Bu sefer bunu geriye ittirmem gerekiyor. O yüzden yapmam gereken şey geriden gelip bunu geriye ittirmek, ipimi arkasından geçirip ikili trabzanımı yapmak. Tekrar gösteriyorum. Bu biraz daha karmaşık görünüyor. Şöyle alıyorum ipimi. Arkadan geliyorum. İşimi geriye ittiriyorum. İlk ikili trabzanı yani. İpimi bunun arkasından geçiriyorum. Bunda bir terslik oldu. Bir dakika tekrardan yapacağım bunu. Siz de görün. İpimi alıyorum. Arkadan giriyorum. Buradan geçiriyorum. İpimi buradan çekiyorum. Aradan. Burada dikkatli olmalısınız. Ben de biraz önce hata yaptım. Şöyle. Evet 3 tane olacak. Sonra ilk ikisinden. Sonra ikinci ikisinden geçireceğim. Evet şimdi doğru. Şimdi ipimi alıyorum. Arkadan geliyorum. Bir sonrakinin altından geliyorum. İpimi alıyorum, geçiriyorum. İlk ikisinden, ikinci ikisinden. 3 oldu. Şimdi dördüncüye. İpi alıyorum. Arkadan gelip şunu ittiriyorum ilk ikili trabzanı. Geri alıyorum. Geri alırken dikkat edin burada karışabiliyor çünkü. Sonra ilk ikisinden, son ikisinden geçiriyorum. Olması gereken motif bu. Bunlar pofidik. Bunun ortasında büyük bir ortada böyle üç şeyler oluyor. Üçgen zincirler ortaya çıkıyor. Ve işler geri gidiyor. Şimdi yapmam gereken bunlardan böyle dörder dörder sona kadar yapmak. En sonu kapamadan önce bekleyin. Çünkü orada en sonunda farklı bir şey yapıyor olacağız. Şimdi tekrardan bir öne çıkartmayı göstereyim size. Bunu alıyorum. Bir sonrakini geliyorum. Arkasından giriyorum, öne çıkarıyorum. İpimi alıyorum. Buradan geçiriyorum. Buradan geçiriyorum. Yine öne çıktı. Bunu da birlikte yapalım. Geliyorum. İpimi öne, yani ikili trabzanı öne alıp arkasından ipi geçiriyorum. 2 2. Şimdi üçüncüyü yapıyoruz. Şimdi dördüncüyü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Şimdi tekrar o geri olanı, arkadan geçirmeli olanı yere ittirmeyi tekrardan bir daha yapalım. Çünkü o biraz daha karışık. Ben de yaparken biraz önce hata yaptım.
O olmasın diye tekrardan gösteriyorum. İpi alıyorum. Bu sefer önden değil arkadan gelip ilk ikili trabzanımı geriye ittiriyorum. İpimi buradan çekiyorum. 3 tane kalıyor. Buradan 2, buradan 2. Tekrarlayalım. İpi alıyorum. Geriden geliyorum. İşimi ittiriyorum. Yani önemli olan şurada biraz önce benim kaçırdığım şeyi kaçırmamanız. Şöyle ki ipi aldım. Geriden geldim. Alttaki ikili trabzanı ittirdim. Buradan ipi alıp geçirdiğimde şurada 3 tane ip kalmış olacak. Ki buradan sonra ikili trabzan yapabilirim. Dördüncüyü de yapalım. Geriden geliyorum. Alttaki ikili trabzanı ittiriyorum. İpimi alıyorum. Şöyle yapıyorum. Yani motif bu. Olması gereken şekil bu. Şimdi bundan sonra ben tabii 167 tane zincir çektiğim için bunun sonuna kadar bunu devam ettireceğim. 4 tane öne alacağım, 4 tane geriye iteceğim. 4 tane öne alacağım, 4 tane geriye iteceğim. Bittiği zaman en sonunda sadece bir tane zincir boşta kalacak. Onda tek trabzan yapacağım. Onu da göstereceğim. Sona geldiğimiz zaman görüşürüz. Evet, şimdi bu yaptığım modelin ilk turunun sonuna geldim. Sonra farklı bir şey yapacağız dedik. Şöyle ki işte 4 tane öne aldım. 4 tane arkaya aldım. En sondayım şu an artık. 4 tane öne aldım. Son zincire bu yaptığımız 1-2'den yani şu en son kalana çift trabzan değil normal bir tek trabzan yapacağım. Buradan giriyorum. Bu üçünü aynı ipten geçiriyorum. Bu kadar. Bu böyle bitiyor yani. Bundan sonra 1-2 zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum. Şimdi ters çevirdik. Ters çevirdiğimizde şöyle bir şey oluyor. Normalde başladığımızda öne çekerek başlamıştık ama ters döndürdüğümüz için arkaya çekilmiş bir hali var gördüğünüz gibi. Yani biz de o yüzden buna ilkini gene bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane arkaya ittirdiğimiz gibi yapacağız. Yani şöyle bir tane alıyoruz. Buradan tekrar göstereyim. Şunu şöyle arkaya ittirerek ipi çekiyorum. Yine çift trabzanımı yapıyorum. Şimdi ikinciye geldik. Aynı yani biraz önce yaptığımız şeyin aynısını alt sıradakine uygun olarak yapmaya devam ediyoruz. 4 tane yaptım. Yani olması gereken model bu. Şimdi buradan sonra 4 tane öne çekeceğim. Onda da böyle. Alttaki sırada da gördüğünüz gibi zaten model aynı. Aynısını yapmaya devam ediyoruz. Bu sıra bu arada sadece böyle devam edecek. Yani sonuna kadar alttaki turda gördüğünüz modelin aynısını yapıyorsunuz. Böyle. Şimdi dördüncü. Şöyle de görmeniz için tekrardan açıp göstereyim. Böyle devam edecek. Şimdi bundan sonra 4 tane geriye, 4 tane öne, 4 tane geriye, 4 tane öne. Sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bu turda böyle devam ediyor. En son da biraz önce yaptığımız gibi son bir tane zincir kalıyor. O zincire kalan zincirde ikili trabzan değil tek trabzan yapıyoruz. Ondan sonra bu turda bittiği zaman birazdan görüşeceğiz. Biz şimdi bu turun da sonuna geldik. İlk baştan yaptığımızı varsayarsak, yani her yaptığımız turu sayarsak şu an 3. turu bitirdik ama desen olarak sayıyorum şu andan itibaren. 1. 2. 2. turu bitirmiş durumdayız. Şimdi son zincire geliyorum. Orada
Bildiğiniz gibi ikili trabzan değil, tekli olanı yapıyorum. Evet. Şimdi iki zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum. Burada biraz önceki aşağıdaki turda yaptığımızın aynısını yapacağız. Tekrar göstereyim. İpi alıyorum. Buradan bunu öne alıp şu şekilde ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. İpimi alıyorum. Burada yapacağımız şey bir önceki turda yaptığımızın aynısı. O yüzden çok değişiklik yok. Sadece ilk 8'ini sizinle yapacağım. 3 4 Tamam. Şimdi tersi yapıyoruz. Yani geri itiyoruz. Evet. Üçüncü. Ve dördüncü. Gördüğünüz gibi bu aynısını yaptığımız üçüncü olacak. Şurada gördüğünüz gibi birinci, ikinci, üçüncü. Bu tur bittikten sonra yine aynı şekilde tek trabzanla kapatacağım. İki tane zincir çekip ters döneceğim. Orada tekrardan görüşeceğiz. Çünkü bundan sonra artık bu tur bittikten sonra başka bir şey yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi bu sıranın da sonuna geldik. Yani 1, 2, 3 sıra aynı modeli yapmış olduk. Burada her turun sonunda yaptığımız gibi sona kalan zincirimizi ikili trabzan yerine tekli trabzan yapıyoruz. Bunu da böyle kapadık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu bir sonraki turda değişik bir şey yapacağız. Buradan bir, iki zincir çekiyorum. İşimi döndürüyorum. Şimdi burada döndürdüğümde tersleri görüyorsunuz. Bu 3 tane ters yaptığımız için şimdi sırada buraya, bunun üstüne 3 tane düz gelecek. Yani demek oluyor ki normalde biz her sırada ters gördüğümüzde ters yaptık. Şimdi ters gördük ama ona rağmen buraya düz yapacağız. Yani model yine aynı, sadece bunlar kare kare dursun, sıra sıra olmasınlar diye buraya 4 tane düzle başlıyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi 4 tane düz yaptım. Burada düzü görüyoruz desen olarak. Bunun üzerine de ters yapacağım. Biraz bol kaldı. Dört tane de buraya ters yapıyorum. Yani aslında yaptığımız şey aynı şey, yalnız alttaki sıranın aynısını değil, tam tersini yapıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Modelimiz böyle devam edecek. Yani şimdi ben bu bütün sırayı altta ters geliyorsam düz,
altta düz görüyorsam ters yapacağım. Sıra bittiğinde tekrar buluşacağız. Evet, şimdi bu turun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. En son yaptığımızı 1-2 tane yaptım. Ters, altta ters görüyorum alttaki turda. Buraya ama düz yapıyorum dediğim gibi. Ne görüyorsak tersini yapıyoruz şu anda. Evet. Evet. Diğer turlarda da olduğu gibi en sona şuradaki iki zincirden bir ikincisine ikili değil tekli trabzan yapıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Şekil bu. Burada yapmak istediğim şey bu kare kare bulup şeylerin o kare kare görüntü oluşmasının çizgi çizgi olmaması için bu 3 tane aşağıda işte düz yaptık. Şurada göstereyim şöyle. 3 tane aynısından, aynı desenden bir tanesini ters yaptık. Şimdi bundan sonra dönüyorum, işimi döndürüyorum. Önce bir iki zincir çekiyorum tabi. Ondan sonra döndürüyorum. Buraya geldiğimizde aşağıda ne görüyorsak, yani burada şimdi ne görüyorsam aynısını yapacağım. Buradaki amacımız burada da bunun gibi bir kare oluşturmak. O yüzden burada şimdi ters görüyorum. Ters gördüğüm için tersle başlayacağım. Yani ters derken geriye alıyorum. Alamadım. Şöyle. Yüğün o kısmında bir sorun var. Çekemiyorum. Çektim. Şöyle aldım. Şimdi iki tur üst üste altta ne görüyorsak aynısını yapacağız. Şimdi dört tane ters yaparak başladık. Dördüncüyü yapıyorum. Şimdi size burada ne görüyoruz? Düz görüyoruz. Düz gördüğümüz için şimdi 4 tane düz yapacağız. Şöyle belki daha iyi görürsünüz diye uzaklaştırdım kamerayı. Tekrar yakınlaştırıyorum. Şöyle. Tekrardan düz. Bir yüz daha. Gördüğünüz gibi bunun gibi bir kare oluşuyor burada da. Bunun tersinde aynı şeklinden burada var. Bu böyle kare 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 devam edecek. Bunun aynı şekilde olmasını istiyorsak yapmamız gereken şimdi aşağıda ne görüyorsak aynısını bu turda yapacağız ve bundan sonraki turda da öyle yapacağız. Yani bu tur ve bundan sonraki turda toplam 2 tur boyunca altta ne görüyorsak aynısını yapacağız. Ondan sonra gelen turda
bir tur ters yapacağız. Ondan sonra iki tur aynı gördüğümüzün aynısını yapacağız. Böylece aslında bu kareler oluşmuş olacak. Birbirlerine üst üste gelmeden, böyle düz çizgi olmadan bir burada düz, bir burada düz, bir burada düz şeklinde kareler oluşmuş olacak. Ben şimdi bu turu, iki turu bitiriyorum. Bunu ve bir sonrakini. Sonra tekrardan ters yapacağım turda tekrardan açacağım ve bitmiş halini size göstereceğim. Evet. Şimdi ilk iki dediğim gibi son iki turda bitirdim. Size desenini göstermek için tekrar geri döndüm. Bütün battaniyenin deseni bu. Desen bundan oluşuyor. Tamamen böyle devam edecek. Yani bundan sonrasını beraber yapmamızın bir anlamı yok. Çünkü 3 tane bundan yaptık. Önce bir tek bir ikili trabzan yaptık. 3 tane bu desenden yaptık. Ondan sonra bir tane ters yaptık. Sonra 3 tane daha, yani ters yaptıktan sonrakinden 2 tane de aynısından yaptık. Yani yapmamız gereken bundan sonra, şuradan sonra yapmamız gereken şey, önce 2 zincir çekeceğiz. İşimizi arkaya döndüreceğiz. Burada gördüğümüzün, ya burada ters ya şu anda, tam tersini, yani düzle başlayacağız. Bir sıra böyle gittikten sonra işte düz, ters, düz, ters, tam tersi. 2 zincir çekip tekrar döndüreceğiz. Ondan sonra 2 sıra boyunca, 2 tur boyunca da aşağıda gördüğümüzün aynısını yapacağız. Zaten çıkan desenden doğru yapmadığınızı anlayacaksınızdır. Şunlar aynı şekilde böyle olması gerekiyor. Kare 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 kare. Bunların pofidik, bunların işte geriye doğru dönük olması gerekiyor. Ben bunu 167 zincirden yaptığım için benim bunu bitirmem muhtemelen, evde küçük bebeğim de olduğu için, eğer vlogları izliyorsunuz biliyorsunuz, Edward Ali de olduğu için aylar sürecektir. Çünkü ben bunu büyük çocuk ya da yetişkin için battaniye gibi yapmış olacağım. Hani Edward için yapıyorum ama uzun süre kullanmasını istediğim için büyük bir şey yapıyorum. Yani ben küçük bebek için yapacağım diyorsanız başlangıç zincirinizi 87 zincir tutun derim. İdeal bir boyut oluyor. Ondan sonra işte olması gereken, biliyorsunuz ki zincir sayısı 8 ve 8'in katları artı 7. Ona göre büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz ama doku olarak inanılmaz yumuşak, inanılmaz pofidik, kış için muhteşem, uygun bir battaniye deseni olduğunu düşünüyorum. Tabi bunu bu şekilde atkı da yapabilirsiniz. Atkı da olabilecek bir desen. Çok da sıcak tutar diye tahmin ediyorum ama ben bunu battaniye olarak yapmayı tercih ettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla örgüyle ilgili bu tarz videolar görmek istiyorsanız abone olmayı ve aşağıda yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.